Başkalarının düşüncelerine bu kadar çok takılmayı nasıl öğrendiğini merak edebilirsin. Sen merkezcilik dediğim durum hayatına büyük oranda zarar veriyor. Ama bunun karşısındaki ben merkezcilikten de tiksiniyorsun. Öyle de davranabileceğini düşünmüyorsun. O yüzden sıkışmış olabilirsin. Bugün bu önemli konuyla alakalı olarak bu sen merkezcilik alışkanlığını aşmaya nasıl başlayabilirsin? Bu konuda kendine nasıl anlayış gösterebilirsin konusuyla ilgili bazı fikirler vermek istiyorum. Sen merkezciliğin nedenlerini anlamak istiyorsan öncelikle her davranışın arkasında bir niyet olduğunu hatırlamalısın. Bilmiyorum ne kadar farkındasın ama önce ben yerine, önce seni yani karşı tarafı merkeze aldığın şekilde hareket ediyorsan bunun aslında beraberinde belli avantajlar getirdiğinin de bilincinde olman gerekiyor. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu avantajların olduğu için sen merkezci şekilde hareket etmeye devam edersin. Çünkü hatırla, her davranışın arkasında bir niyet yatar. Belki de bunun üzerinde pek de detaylı düşünmemiş olabilirsin. O yüzden anlatacağım şeyler seni biraz gerçeklikle yüzleştirmek gibi de olacak. Bundan dolayı belki moralin bozulabilir, çok iyi hissetmeyebilirsin. Ama açıkçası zaten kanalımdaki videoların esas birincil amacı seni iyi hissettirmek değil. Çünkü gerçeklikle yüzleşmek beraberinde bir dönem rahatsız edici duygularla daha fazla yüzleşmeyi de getirebilir ki bu aslında kötü bir şey değil. Bu yüzden de aslında kanalım o kadar da popüler olmayacak gibi görünüyor. Çünkü insanlara böyle sevgi pıtırcığı şeklinde pozitif bir şekilde umutlar vaat etmiyorum. Gerçekle yüzleşmeyi konusunda destek olmaya çalışıyorum ama olsun bir şekilde psikolojik uykudan uyanmaya istekli olan niyetli olan kişilere yardımcı olabiliyorsa paylaştığım içerikler bu sorumluluğu alıp kendini büyütme konusunda ne gerekiyorsa ben yapmaya açığım diyen kişilere ulaşabiliyorsam zaten amacıma ulaşıyorum kendini ihmal ederek başkalarının düşüncelerini önemsemeyi nerede öğrendin sorusunu soracak olursam bunun cevabı tabii ki tahmin edebileceğin gibi çocukluk döneminde. Ebeveynlerin ya da yakın akrabaların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sen merkezciliği sana öğretirler. İşte bu öğrenme deneyimlerinin nasıl olduğunu 6 tane etken üzerinden özetleyebileceğimi düşünüyorum. Sen merkezci birisi haline gelmenin nedenlerine baktığımızda bunun arkasındaki etkenlerden ilki cezalandırılmak. Düşüncelerini, duygularını, isteklerini ifade ettiğinde eğer karşı tarafın hoşuna gitmiyorsa ve seni cezalandırıyorsa yani bu şekilde bir daha gelmeye devam etme diye cezalandırıyorsa o noktada aslında bunların önemli olmadığını yani kendinin aslında yeterince önemli olmadığını düşünmeye başlayabilirsin. İşte onlar sana ne ağlıyorsun, işte bunu niye istiyorsun, bunu yapamazsın, otur, kalk, sürekli böyle yönlendirmelerle yaklaşıyorsa ve bunlara uyumadığın zaman seni cezalandırıyorsa o zaman aslında gerçekten büyük bir acı duyarsın, büyük bir ızdırap duyarsın, sürekli diken üstünde hissedersin. E hal böyle olunca da şöyle bir başa çıkma sistemi geliştirirsin. Yani şunu öğrenirsin. Başkalarının memnuniyetini sağlamak daha önemli, kendi isteklerimi, düşüncelerimi, duygularımı kenarda tutmalıyım, bunlarla hareket etmemeliyim, yoksa başım derde girer. Bunları bastırmak daha güvenli. Evet belki çocukluk döneminde daha güvenliydi, daha doğru yoldu ama bir düşün şu anda da öyle mi? Yani şimdi de alışkanlık icabı her durumda benzer şekilde mi yaklaşmalısın? Bir düşün. Sürekli cezalandırılmaya maruz kaldıkça az önce söylediğim tarzdaki bu savunma mekanizmalarıyla birlikte kendinden şüphe etmeyi de öğrenirsin. Ki kendinden şüphe etme aslında sen merkezciliğin temelindeki önemli bir etkendir. Kendinden şüphe ettikçe sonuçta kendine olan saygını kaybetmeye başlarsın ve saygı yoksunluğu hissedersin. Dışarıdan saygı görmeye aç hale gelirsin. Ve Örneğin diyelim ki okulda bir başarı gösterdin. Okulda başarılısın ya da efendi uslu bir çocuksun. Bir sıkıntı çıkarmıyorsun. Bu özelliklerinin de takdir edildiğini, onaylandığını görürsen iyi hissedersin. Ve o zaman bu kendinden şüphe etme halinden seni uzaklaştıracak şekilde kendini mükemmelleştirmeye çalışabilirsin, hatasız olmaya, işte diğer insanların ilgisini çekmeye, üstün başarılar göstererek onları etkilemeye çalışırsın. Niye? Çünkü böyle davranırsan dışarıdan saygı göreceğini düşünürsün. E dışarıdan saygı görürsen de kendinden şüphe etmen gerekmediğini anlayacağın için kendine duyduğun saygı artmaya başlar. Yani böyle bir sistem kurmuşsundur. Ama bu noktada yine düşünmeni istediğim bir şey var ki kendine saygı duymak için böyle bir sistem kurman gerekiyor mu acaba? Değerli hissetmen için gerçekten böyle şartlar lazım mı? Bunu bir düşün. Sen merkezcilik tabii doğrudan model alarak da örnek alarak da öğrenilebilir. Kimlere örnek alıyorsun? Tabii ki anne babanın. Anne babanı gözlemlediğinde mesela diyelim ki annen otoriter birisi, baskın, kendi istediği şekilde hareket edilmesini bekliyor. Baban da sen merkezci birisi. Karşı tarafı önemsiyor, işte uyumlu olmaya çalışıyor, sıkıntı çıkmasın, problem çıkmasın diye kendinden ödünler verebiliyor. Ve sen de bu tabloyu gözlemliyorsun. Ve gözlemlediğinde sıkıntıyı, arızayı annen çıkardığı için dışarıdan öyle görülüyor. Annen problem çıkarıyor. Baban da o problem daha fazla büyümesin, kavga büyümesin diye alttan almaya çalışıyor, uyumlu olmaya çalışıyor. Bazen o da tepki gösterse de sonuna kadar gitmiyor, annen her zaman daha baskın oluyor. Bu noktada anneni sorunlu, babanı daha normal olması gerektiği gibi davranan kişi olarak görüp onun sen merkezciliğinin de normal olduğunu algılamaya, düşünmeye başlarsın. Yani demek ki hayat böyle. Yakın ilişkilerde insan kendinden ödün vermeli, karşı tarafı memnun etmeli, o zaman daha stabil, hani sıkıntısız bir ortam olur gibi aslında hayatla ilgili bazı şeyleri öğrenirsin. Sonuçta bu gibi kalıpları öğrendiğinde o anda anne babanın ilişkisinde işe yarıyor gibi dışarıdan bakıldığında görünse bile burada durup bir düşünmen lazım. Belki bu kalıplar sana bir netlik sağlıyor, bir güven sağlıyor, bir yol haritası çiziyor. Ama o örnek aldığın kişiye mesela babana sorsak sen ideal bir model olarak kendini görüyor musun? Aynen senin gibi sen merkezi şekilde uyumlu mu davranmalıyım bu gibi durumlarda? Belki de o kadar ideal bir model olmadığını söyleyecek. Ne dersin? Bunu bir düşün. Sen merkezciliği besleyen etkenlerden bir diğeri de dedikoduya maruz kalmak. Özellikle çocukluk döneminde dedikodu ortamına maruziyetin sen merkezciliğin gelişmesinde önemli bir etken olabileceğini düşünüyorum. Dedikodunun çocuğun gelişiminde, benlik gelişiminde negatif etkileri olabileceği de literatürde bilinen bir şeydir. Şimdi böyle bir ortama çocuk maruz kaldığında, mesela diyelim ki belki de tanıdık geliyordur sana, işte çocukken annen bir komşu ziyaretine gittiğinde, işte bir çay partisine gittiğinde, orada Diğer insanlarla alakalı dedikodular muhabbetlerin döndüğünü gözlemlediğinde aslında gördüğün şey şu insanlar birbirinin arkasından konuşuyor yargılamalarda bulunuyorlar eleştiriyorlar ve hani karşı tarafta duysa aslında hiç iyi hissetmez kendisi hakkında böyle konuşulduğunu. Şimdi onları gördüğün zaman o zaman ha demek ki insanlar birbirinin arkasından konuşur ben de kendi arkamdan böyle konuşulmasını istemiyorum. Böyle konuşulmaması için de malzeme vermemeliyim, işte diğer insanlara hep iyi davranmalıyım, onları memnun etmeliyim şeklinde aslında belli kararlar alırsın. Yani burada da aslında aldığın kararlar kendine saygının bozulmaması için bir önlem gibi aslında. Ama bu önlem gerçekten geçerli mi? Yani sen ne kadar önlem alırsan al, insanlar senin arkandan konuşacak malzeme bulamaz mı? Bunu bir düşün. Bu arada düşün dediğim noktalarla alakalı düşüncelerini doğrudan yorumlarda da paylaşırsan sevinirim. Çünkü bu videoda özellikle bu alışkanlık icabı yaptığın şeyler konusunda seni ekstra düşündürmek de istiyorum. Deneyimlerin, katılmadığın noktalar, katıldığın noktalar neyse bunları paylaşman faydalı olacaktır. Sen merkezcilik alışkanlığının gelişmesinde önemli diğer bir etken de fedakarlık. Eğer çocukken özellikle işte annene, babana, kardeşlerine sorumlu olan kişilere bir bakım verme ihtiyacı, beklentisi olduysa ve çevrendeki kişiler böyle bir şey beklediyse senden ya da sen kendinden böyle bir şey beklediysen beklemenin de gerektiği durumlar olduysa, destek veren kimse olmadığı için bu noktada aslında şöyle bir algı içine girebiliyorsun, şöyle bir karar alabiliyorsun. Ha Demek ki ben sahip olduğum ihtiyaçlarım, duygularım, düşüncelerim o kadar da önemli olmamalı. Diğerlerinin düşüncelerini, isteklerini daha çok önemsemeliyim. Öbür türlü bencil birisi olurum. Ben kendi isteklerimi önceliklendirmemeliyim. Diğerlerinin daha çok ihtiyacı var. Onların iyi olması, mutlu olması hepimiz için daha iyi olacak. Daha erdemli olan, iyi olan şey budur. Yani aslında fedakarlık göstererek kendine duyduğun saygıyı besliyorsun kendi içinde. Fedakar davrandığında aslında karşı tarafı ne kadar sevdiğini, ona değer verdiğini, gösterdiğini de düşünüyorsun. Ama bir taraftan da karşı taraf senin düzeyinde olmasa bile fedakarlık göstermediğinde, özverili davranmadığında bu gibi durumlarla karşılaştığında da tabii hayal kırıklığına uğruyorsun. Ama bunun karşı kutbuna da geçmek istemiyorsun. Yani ben merkezci biri olup artık ben kendimi düşüneceğim sadece gibi bir noktaya da geçmiyorsun. Çünkü bu da erdemli doğru bir davranış değil. Dolayısıyla o sıkışmışlık hissinde yine bildiğin yol. Hani ben fedakarım tamam ama ben iyi olan ben olayım, erdemli olan ben olayım. Hani sonuçta kendime saygı duymamı sağlıyor deyip fedakarla yapışırsın. Fedakarlıktan nasıl beslendiğin konusu biraz tanıdık geliyor mu sana? Sen merkezcilikle bağlantısını görebiliyor musun? Düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Sen merkezcilikle ilgili bugün anlatacağım diğer bir önemli etken de saygısızlığa uğramak. Eğer saygısızlığa uğrama, utandırılma deneyimleri yaşadıysan, o zaman tabii ki saygı ihtiyacın zedelendiği için diğerlerinin düşünceleri, onlardan saygı görme ihtiyacın ön plandadır. Bu konu senin için hassastır. Diyelim ki alkolik bir baban var ve kendini gerçekten rezil ettiği durumlar içine sokuyor. Hem aileni hem onunla birebir dışarıda mesela yürürken eğer o an alkollüyse işte seni gören birileri ona baktığında gerçekten hani zor duruma sokan şeyler de sana yaşatıyorsa baban işte evde diyelim ki akşamları büyük kavgalar oluyorsa işte komşuların kapıya dayanıp sesten dolayı rahatsız olup e, şikayete geldiği durumlar yaşanıyorsa ya da diyelim ki okulda utandırıldığın belli olaylar oluyor işte arkadaşların tarafından ya da öğretmenler tarafından zorbalığa maruz kalıyorsun ve bu tekrar tekrar oluyor. Şimdi bu gibi durumlar yaşadıysan o zaman saygı ihtiyacın büyük oranda ihmal edilmiş demektir. Dışarıdan saygı görmeye de çok aç olduğun için Onların saygısını kazanmak için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışırsın. Bu kendinden şüphe etme etkeniyle de aslında bağlantılı olan bir durum. Ama burada utanç duygusu daha varlığından rahatsızlık duymak, utanmakla alakalı bir şey. O yüzden de karşı tarafı iyi hissettirmek, ona malzeme vermemeye çalışmak özellikle önemli bir etken olabilir. Yani kendini saygısızlık durumuna sokmayacak, utandırılacak bir duruma sokmayacak şeylere ekstra hassas olursun. Eğer birisi eleştirecek gibi olursa mesela daha tepkisel olabilirsin burada. Eleştiriye karşı daha hassas alıngan birisi olabilirsin. Ama burada düşünmeni önerdiğim bir şey var. Kendine saygı duymak için gerçekten dışarıdan gördüğün saygının bu kadar ön planda olması gerekiyor mu? Bu kadar fazla dışarıyı düşünmen gerekiyor mu? Kendine dönüp baktığında saygı hissetmek için. Dışarıdaki birisinin utanması gereken durumlar direkt sana bulaşmak zorunda mı? Bunu bir düşün. Gördüğün gibi sen merkezciliğin yani sürekli başkalarının düşüncelerini ön planda önemsemenin kendine göre belli avantajları var, sana kattığı belli faydalar var. Ya da seni olası bazı sıkıntılardan koruyor. Önlem gibi düşünebiliriz bunu. Ama üzerinde biraz düşündüğünde, biraz mantıklı şekilde baktığında Belki bir zamanlar işe yarayan bu sen merkezcilik alışkanlığının artık pek de işe yaramadığını, beraberinde birçok dezavantaj getirdiğini göreceksin. Ki bu dezavantajların neler olduğunu başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Tabii bu noktada şunu düşünebilirsin. Anladım. Evet, yani sen merkezcilik benim de rahatsızlık duyduğum bir şey. Böyle davranmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Burada benim önerdiğim şey biz merkezcilik. Yani hem kendi düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına önem vermen hem karşı tarafa önem vermen. Yani bizi önemseyerek merkeze alman. Bu noktada bunu nasıl yapabileceğinle alakalı özel bir videoyu Sen Merkezcilik video dizisinde paylaşacağım. Açıklamalardaki linke tıklayarak bu videoya ve diğer konuyla ilgili videolara da ulaşabilirsin. Bugünkü konuşmamda başkalarının düşüncelerine çok takılmanın arkasında ne gibi nedenler var, ne gibi niyetler var? Bunların bağlantılı olduğu 6 tane etkenin neler olduğunu seninle paylaştım. Katıldığın ya da katılmadığın noktalarla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini, görüşlerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Beğenmediğin videoları özellikle beğenmediğim işaretini tıklayarak ve yorumlarda neden beğenmediğini yazarak paylaşırsan sevinirim. Bu benim için önemli. Bundan rahatsızlık duymam. Çünkü eğer beğenmediğin noktalar varsa burada belki de benim öğrenmem gereken, fark etmem gereken konular olabilir. Dolayısıyla bana bir gelişim fırsatı verebilir. Eğer yeterince iyi anlaşılmadığını, bundan dolayı beğenilmediğini gördüğüm noktalar olursa da o zaman bu konuyu açmaya yönelik aslında belki yeni videolar planlayabilirim. Çünkü bu konuda başka videolarda planladığım için aslında bir nevi bana yardımcı da olmuş olacaksın. Tabii eğer beğendiğim videoları işaretleyip neden beğendiğini yorumlar bölümünde paylaşırsan da sevinirim. Yani bu iyi gelir. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendine değil de başkalarına neden daha çok önem verdiğinin nedenlerini anlaman bu konuda iyi bir adım olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.